Evet, Tülin Hanım hoş geldiniz. Evet. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor oruç? Güzel gidiyor. Allah kabul etsin. Efendim, şimdi Tülin Hanım'ın bugün çok güzel işleri var. Şuraya koyayım. Çok çok güzel işleri var. Hem küçüklere işi var ama büyüklere fikri var olayın, yapacağımız olayın. Ben çok beğendim. Hakikaten bugünlerde hamile olanlar, anneanneler, babaanneler, bir yakının bebek olacaksa ne diyorsunuz? Ay Tülin Hanım, bu nasıl efsane bir şey? Değişik böyle bir çalışma. Evet. Böyle de bir yumuş yumuş yumuş. Ay bittim. Bittim şuna. Bu her şeyle şey olur. Bakın. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın. Ay ay ay. Tinimini Hanım şeyleri. Patiği var çok güzel. Bu ne kadar? Kaç şey için? Yaş için acaba? Bu yeni doğan. Yeni doğan. Ama bu fikirle her yaş çocuğa yapabilirler. Bir aylık bilmem ne. Aman. Yani şunu yap, birine hediye götür. Veya ne bileyim yapın. Yapmayanlar da sizi bir ziyaret etsinler sayfalarınızı. Şunun kenarındaki iş nelerde olabilir Tülin Hanım? Ben bu işe bayıldım. Bu yetişkinler için bluzlarda olabilir. Mesela önü düz örerler, arkayı düz örerler, iki kolu böyle kafes örerler. Bu işi kola yaparlar komple. Yelek uçlarında olabilir, hırka uçlarında olabilir, hırka kol ağızlarında olabilir. Diz battaniyelerinde olabilir. Battaniye, yastıklar olabilir. Ben bunu çok beğendim. Her şey olabilir. Bunu bakın şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bunu pamuklu iplerle örün. Böyle kenara koyuyorum bakın. Efsane bir şey. Yazlıklara yaparsınız pamuklu iplikle. Yani bunu kimse kaçırmasın diyorum ben. Diyorum. Çok güzel renklerimiz var. Her renk herkes var. İstediği renge. Bakın renklere Yaşar'cığım şöyle bir gel. İstediğiniz renk. İster canlı. Mesela ben oğlum doğduğunda oğlumun takımlarını hep böyle sarı yapmıştım. Evet. Hanımlar, faydalı örgü teknikleri ve özel tasarımlarıyla Alize örgü köşemiz tüm hızıyla devam ediyor. Alize'nin çok özel iplikleriyle el örgüsünü yeniden keşfedenler vitrinlerle yarışıyor. Örgü severler Alize kalitesinin yıllardır farkında. Özellikle bebek ve çocuk örgülerinde Alize her zaman ilk tercih. Alize'nin o kadar çok seçeneği var ki hangisini anlatsam bilemiyorum. Mesela Baby Best. Bambulu yapısıyla bebek ve çocuk örgülerinizde inanılmaz bir konfor sağlıyor. İster düz renk, ister desenli, hatta isterseniz ikisini birlikte kullanarak çocuklarınız için ne dilerseniz onu örebilirsiniz. Yine bebe ipliği klasiklerinden Happy Baby ve Şekerim Bebe, ayrıca tasarım tescilli çiçek iplik Baby Flower'la fark yaratan örgüler örebilirsiniz. Hanımlar zaten Alize'nin hangi ipliğini tercih edeceklerini gayet iyi biliyorlar. Alize ile örmek her zaman çok keyifli. Siz de Alize ile örmeye doyamayacaksınız. Perdelerin de öyleydi. Oda takımı öyleydi. O zaman bir farklılık yapmıştım. Tabii. O zaman yoktu da öyle şeyler. Evet, kız ve erkek için sarı uygun. Sarı yapmıştım çünkü, gerçekten. Ortak renk. Öyle. Evet. Şimdi biz bugün pembe ile örüyoruz. Kaç numarayla örüyoruz Tülin Hanım? Şimdi biz 4 numaralı şiş kullanıyoruz. Burada 2 tip iplik kullandık. Bu takımı biz böyle ince, bükümü çok iyi olan yumuşacık bir bebek ipliğiyle ördük. Kameraya bir gösterir misiniz nasıl böyle, ördünüz? İncecik, bükümü çok iyi bir bebek ipliğiyle ördük. Şimdi özelliği ne? Gördüğünüz gibi triko gibi böyle hazır gibi örgüler çok düzgün düşüyor. Çok bir Yaşar. Bu önemli. Şunu bir bakın Tülin Hanım dediğinde çok haklı. Bakın. Gerçekten çok düzgün yani sanki elden çıkmamış gibi. Evet. Çok çok güzel. Şimdi bunu kaç numarayla ördüm? 4 numarayla ördük. 4 numara evet. Yine böyle bir tane daha bu hırkayı da getirmek istedik. Aynı mantık tabii iş çünkü. Bu da da Yaşar ellemeyin çeksin. Dergimizden yine. Yaşar bak bu da çok bunu güzel. Da böyle bambu karışımlı yine bükümü çok iyi bir iplikle ördük. Bu iplik bir tık daha kalın bu bebek takımından. Tamam, o da çok güzel olmuş, o da çok şık. Evet, bu da aynı yine. Çok düzgün bir örgü elde ediyoruz. Şimdi buradaki mantık şu, bebek battaniyemizi 5 yumakla ördük. Tamam. Bir açabilir miyiz? Açayım. Size zahmet.
bebek battaniyemizi. Şimdi bir orta bölümü var bebek battaniyemizin. Haroşa örgü. Evet. Bunu, şurası, evet. Şurası haroşa böyle gidiyor. Kaç ilmek atıyor buna? Şimdi burada 160 ilmek atıyoruz. 4 numaralı şişimizle önce bu orta bölümü bir örüyoruz. Evet. Örüyoruz. Ama hiç bilmeyenler için birazcık göstersen mi acaba gösterin, haroşayı? Gösterin. Şimdi çünkü bugünlerde pek çok kişi örgü örmeye başladı. Evet. Haroşa örgü böyle. Çok bilinen bir örgü ama hani, Tünya Hanım, o ilmeği de bize bir yavaş atarak göstersin. Peki bunu çok soruyorlar gerçekten, evet. Nasıl atıyorsunuz Tünya Hanım diye. Şöyle, şimdi bir miktar iplik bırakıyorum. Bu ipliği önce şöyle parmağıma doluyorum. Şişi tersine, geçiriyorum. Evet, geçiriyorum. Arkadan yumaktan gelen ipliğimi alıp arkadan ilmeği verip yukarı çekiyorum. Bu esnemeyen, örerken açılmayan çok düzgün bir ilmek atma yöntemi. Böyle bunda bir sıra örülmüş gibi oluyor mu? Bir sıra örülmüş gibi oluyor. Evet. Evet. Haroşa örgü. Haroşa örgüyü gösterin. Hani hep aynı yöne örülen örgü. 160 ilmek başlıyoruz. 4 numaralı şiş ile 160 ilmeği biz tam kare olana kadar örüyoruz. Aşağı yukarı 70 santime denk geliyor. Şimdi bugünlerde bu söylediği şey hani örgüye yeni başlayanlar için bu haroşayı böyle dümdüz örmek el pratiğinizi, örgüde el pratiğinizi geliştirmek için mükemmel bir şey. İnce bir atkı da yapabilirsiniz el pratiği için. Haroşa başlamak için, örgüye yeni başlamak için ideal bir seçim. Evet. Örgünün iki yönünde de hep aynı örüyoruz. Hep bu şekilde şişimizi böyle önden arkaya geçirerek hep aynı örgü örüyoruz. Böyle haroşa oluşuyor. Şimdi ördük diyelim, 70 santim kadar ortası oluyor. Bir 10 santim kenarına bu kafesi örüyoruz, tığ işi. O tarafa 10 santim oluyor tabii. Bu tarafa da 10 santim oluyor. Ne oluyor? 90, kenarında 90 yaşar, santimlik şöyle bir battaniyemiz oluyor. Bir bizim çerçevesi var. Ondan söz ediyor. Evet. Örgümüz bittikten sonra burası kafes örgü mü Tülin Hanım? Bu yarım ay kafes diyoruz. Kare kafes değil. Yarım ay kafes. Tamam, şimdi göreceğiz onu. Hı hı. Gerçekten bundan istediğiniz bebek şeyinin şu şurada olduğu gibi istediğiniz hırkayı örer. Bu alt bordürü yaparsınız. Yani burada hem büyüklere hem küçüklere bir tavsiye var. Büyük işinde de küçük işinde de. Şu kaçmaz yani. Şimdi gösteriyor Tülin Hanım. Göstereceğim. Buyurun. Şimdi bu bambu karışımlı iplikle de örebiliriz dedim. Fark şu. Bu onun bununla örüldü. Böyle örgüsü. Parçamızı ördük diyelim 70'e 70. Şimdi böyle 10 santim kadar kenarına şey örüyoruz, yarım ay kafes örüyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereyim. Parçamız şöyle. Hatta köşeye yakın başlamak istiyorum. Çünkü köşe dönüşü önemli. Kasmaması için köşe dönüşünü de gösterelim. Şöyle 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Böyle 1, 2, 3, 4, böyle 5 zincir çekip arada 2 tane atlayıp batıyoruz ve ikisi birlikte alıyoruz. 1, 2, hiç tabii sıkmıyoruz. Çok gevşek örüyoruz. 3, 4, 5. Arada 2 tane atlıyoruz. Batıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Bu şekilde battaniyenin bütün etrafını bir kafes zemin hazırlıyoruz kendimize. 3, 4, 5. Tabii yeleklerde de aynı işlemi yaptık. Yelekleri ördük. Etek ucuna Dinlenin. Çalıştık. Şunu Hı-hı. biraz ileri iter misiniz? Tamam. Biraz, evet, öyle şöyle koyalım. Alayım. Şurası boş kalsın. Evet. Şöyle alayım. Evet. Şimdi köşeye geldik. Battaniyemizin köşesine geldik. Köşede tam köşeye böyle 5 tane zincir çekip aynı yere batıyoruz. Köşemiz kasmasın diye. Yine devam ediyorum. Böyle 5 tane zincir çekip köşeyi dönüyorum. Şu şekilde. Şimdi geri dönüyorum diyelim. Gittim bir sıra ve geri döndüm. Tabii örgüde siz arkayı çevirmeyeceksiniz. Hep dönerek yapacaksınız. Ama ben vaktim olmadığı için döndüm diyelim. Yine 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dönüşte de yine aynı, tam ortaya batıyoruz. Böyle. Kafes, yarım ay kafes. Yarım ay kafes. Tam kafeslerimizin ortasına batıyoruz. Şöyle. Yine köşeye battım. Şimdi köşeye aynı yere bir kez daha batıyorum. Bu köşe kasmasın diye. Şöyle 5 tane aynı yere battım. Köşe önemli. Köşe dönüşleri. Diğerini çünkü zaten çok bilinen bir şey. Böyle kafes dönüyoruz. Ve yani köşemiz, bu battaniyede hem şiş hem tığ kullanıyoruz. Hem şiş hem tığ kullanıyoruz. Şimdi köşemiz böyle oluyor. Evet.
battaniyemizi 10 santim kafes örerek bitiriyoruz. Bu battaniyeye biz 5 rumak kullandık. Evet. Şimdi üstü o şeyleri çok beğendim. Şimdi ona geçelim. O pıtı pıtılarını çok beğendim. Çok güzel duruyor. Şimdi ona geçelim. Şöyle ben bunu keseyim. Bu diğer iplikle yapılırsa bir yumak daha fazla kullanmak gerekir bu ebat bir battaniyeye. Ortaya kaç tane gidiyor aşağı yukarı? Bilemiyorum. Komple 5 yumak. Komple 5 yumak battaniye. Komple 5 yumaktan çıkıyor. Şimdi şöyle şey yapalım mı? Alayım. Şöyle deseni bir gösterelim. Desende evet. Neler var? Bunu bir konuşalım isterseniz. Evet. Ben şöyle şimdi, tutayım. Deseni. Buyurun. Desende bir çiçekler var. Bir dallar var. Bir de üzerinde tomurcuk gibi böyle 3 boyutlu çiçeklerimiz var. Çok güzel. Yani o tomurcuklara bittim. Aynı renkten yapın. Küçük küçük de inciler işlemişler burada. İnciler o da var. Çok güzel. O detayda bakın inciler gözüküyor. Şimdi şöyle şununla göstersem mi acaba? Şöyle dalları burada göstereyim. Bu iplikle evet, göstereyim. Evet, biz şimdi farklı bir iplikle gösteriyoruz ama dileyen farklı bir iplikte yapabilir. Hani kaybolmasın diye. Evet. Şimdi dalı nasıl yapıyoruz? Onu bir göstereyim. Zincir işi çalışıyoruz. Bu 4 numaralı tığ kullanıyoruz. Tığımızı yukarıdan geçiriyoruz şöyle ortadan. İpliğimiz altta. İpliğimizi yukarı alıyoruz. Burada doğaçlama çizmiyoruz. Hiçbir şekilde deseni çizmiyoruz. Doğaçlama kısa olur, uzun olur. Hiç önemli değil. Böyle alttan ipliğimi şöyle alıyorum. Tığı batırıyorum. Şöyle alttan. Bunu daha önce de göstermişti Tülin Hanım. İpliği alıyorum. Altta oluyor. Altta ipliği parmağımla yönetiyorum şöyle. Çok rahat gevşek tutuyorum. Bu ipliği kasmıyorum. Bu şekilde böyle işleme yapıyorum. Ben zincir işine kolay işleme diyorum. Yani o kadar kolay ki o zahmetli, çok uzun süren ya ben bu yaz bundan bir işleme çok değil. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi fikirler veriyorsunuz Tülin Hanım. Teşekkürler. Çok, böyle. Kafamda şeyler uçuyor, kelebekler uçuyor. Çok güzel şeyler geliyor aklıma. Bu çalışma her şeye uyar. Yani dediğim gibi yetişkinlere, hırka bordür. Hırkalara, bordür, kollara, etek uçlarına, yelek etek uçlarına böyle dallar yapıyoruz. Böyle dallarımız var. Gerektiği yerde tabii ipliği koparıyoruz. Kısa dallar var. Ama isterlerse kopartmaya da bilirler. Şöyle. Unutmayın bunda içinizden tekrar edeceğiniz şey iplik hep altta. Alttan çekiyor. Evet. Böyle İpliği koparmaya da gerek yok aslında. Böyle geri dönerim. Şöyle geri dönüyorum. Bakın tığı şöyle yan tutarak çekersem hiç bu örgüyü elimde döndürmeden çok rahat yapabilirim bu işi. Böyle yan çok çeviriyorum. Güzelmiş. Hiç örgüyü çevirmiyorum parçayı. Hani geri geliyorum diye. İpliği hiç kopartmaya gerek yok bence. Böyle dalları hani daha kıvrımlı yapılabilir. Şimdi ben mantığı anlatmaya çalışıyorum. Hani çok düzgün olmayabilir. Şimdi burada tabii çok rahat da tutamıyorum. Ben genelde bu işi dizimin üzerinde çok rahat yaparım. Böyle kavisler verilmeli tabii çok dik. Dizde daha rahat işleniyor çok, değil çok, mi? Çok rahat olur dizde. Böyle dallar yapıyoruz. Böyle dallar yapıyoruz. Böyle ilerliyoruz. Hafif kavisler yapıyoruz. Keskin dönüşler değil, daha yumuşak dönüşler yapıyoruz. Nereye denk gelirse, arada mesela buradan diğer deliğe atlamıyorum. Burada arada bir tane çekmem gerekiyor zincir. Hemen bir tane zincir çekiyorum, boşluğu dolduruyorum. Böyle devam ediyorum. Böyle süslüyoruz, böyle dallar yapıyoruz. Anlaşıldı zannediyorum bu dal evet, çizgisi. Evet. Şimdi şeysi var. Çekelim. Diğerleri var, onları gösterelim nasıl. Şimdi onları gösterelim. Şimdi çiçeği nasıl yapıyoruz? Çiçeği de şöyle şu ipten göstereyim. Açık renkten. Şimdi burada dalı gösterdik. Burada da çiçeği gösterelim. Çiçeği nasıl yapacağız? Şimdi çiçek için ortaya şöyle batıyorum. İpliği alttan alıyorum. Yukarı çekiyorum. Bir, ortada bana bir göbek lazım. Hemen şöyle çektim bir tane. Tığı yan çekiyorum. Böyle ipliğimi alttan alıyorum. Şöyle çekiyoruz. Böyle çekersek çok rahat ederiz. Böyle etrafında dönüyorum. Bir orta yapıyorum. Pek çok yerde işinize yarayacak bir şeyden bahsediyor Tülin Hanım. Sevgili dostlar bugün yani çanta yapıyorsunuz.
içini astarlarsınız, çanta üstünü böyle süslersiniz. Yastıklar hani, olur. Bu fikri alın ne olursunuz. Bugün burada çok önemli bir şeyden bahsediyor. Bakın şu çiçek çok güzel. Evet. Şimdi böyle yukarıya doğru çıkıyorum. Aralarda bir tane çekiyorum. Gerekirse iki tane çekiyorum. Geri dönüyorum. Böyle. Şimdi tam dibinden geri dönüyorum. Tam dibinden. Şöyle gösterebilirsek çiçeği, büyük çiçeği. Evet, gösterelim. Ben hemen gösteriyorum. Büyük çiçeği böyle ileri gidip bir de geri dönme hareketi var. Bakalım etrafında etrafında dönüyoruz. Böyle geldim. Şimdi şu ortası, şu ortası. Hı. Şöyle ortayı yaptım. Tamam. Bunun etrafında tekrar gene dönüyorum. Böyle dönüyorum. Tam yanından ama yakın dönüyorum. Bu çiçekler tabii istenilen büyüklükte yapılabilir. Böyle 5-6 zincirle yeterli oluyor. Böyle dönüyoruz. Böyle dönüyoruz. Dolduruyoruz. Yani zincir işiyle çiçek çalışması yapıyoruz. Yani işleme yapıyoruz ama şimdi iğneyle yapsak bunu ipliğimiz biter. Tekrar iplik bağla. Tekrar alttan düğüm yap. Bu çok rahat, çok kolay. Şimdi bir tane yaprak yaptık diyelim. Bir tane daha yapıyoruz. Böyle tam yanından böyle yapraklar yapıyoruz. Şöyle yapraklar yapıyoruz. Böyle geri dönüyoruz. Bu şekilde yapraklar yapıyoruz. Bu anlaşıldı zannediyorum. Yine etrafından dönüyoruz. Şöyle biraz önce burada çalıştım. Hani böyle böyle 5 tane yaprak yapıyoruz. Tabii kendi renginde olunca daha farklı duruyor. Evet. Altında tabii bu yapraklar bitince altından ipi kopartabiliriz. İpliği alırız, altta keseriz. Böyle kopartırız. Sonra ipliği aşağıya alırız. Bunu burada gizleriz. Sonra ortalarına inci dikiyoruz. Şimdi bir de 3 boyutlu çiçekler var. Bu 3 boyutlu çiçekleri nasıl yapıyoruz? 3 boyutlu çiçekleri işlemin üstünde yapıyoruz. Mesela onu da yine sarıyla göstereyim. Şu sarı iplikle burada göstereyim. Burada ipliğimiz üstte. Böyle üstte ipliğimizi şuraya bir monte ediyoruz. Bu çiçeklerde tabii iplik kopartmamız gerekiyor. Yani çünkü, üç boyutlu evet, şeyler üstte çünkü. Şöyle Yaşar bak. Bunlar da ipliği kopartıyoruz. Çünkü incileri var. Hırkanın önünde incileri var. Şimdi ben birazdan göstereceğim. Burada bir hazırlık yaptım size. Erkan şurayı nasıl görebileceğiz? Evet, şu bebeğimizin şeysi. Zaten. İçine bir tane yün koydum. Böyle bir kalıp yaptım ona. Patiklere içine peçeteler koydum. Ay yıkılıyor yani. O kadar güzel ki şunlara bakın. Patikler. Şu da elbisesiyle ay doğum gününde gider. Yani koronalar bitince el öpmeye gider. Kızımız bakın 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 bakın. Şimdi ben ay çok güzel. Bak Yaşar inci düğmeler. Şöyle. Vay vay vay. Bu da battaniyesi. Yavrumuzun pusetine konur. Gittiği yerde yatağına konur. Ay mevlüt şeysi falan da çok vallahi güzel olur. Çeyiz gibi oldu biraz evet. Çeyiz gibi hakikaten çok güzel. Bir de yeleği var. Ay sıcak geldi yavrumuza. Yeleğini giydiririz. Rengi rengine çalışmada ay, tabii. Ben kibar, rengi rengine çok severim bu oluyor şekilde. Evet şimdi görelim üstüne boyutlu şimdi, küçük çiçeği. Boyutlu küçük çiçeğe geçmeden önce hemen konuyla ilgili çünkü buyurun, şu anda ben soruları alıyorum. Buyurun. Eve gidince özelden yazıyorlar, sayfamıza yazıyorlar. Benim kızım 5 yaşında kaç ilmek başlayacağım, 4 yaşında kaç ilmek başlayacağım, 3 yaşında kaç ilmek başlayacağım. Şimdi tabii burada ele göre iş değişir. Tıra göre, şişe göre değişir. Burada bizim ilmek sayısı vermemiz aslında çok yanlış olur. Şöyle yapmalılar, kızlarına olan 5 yaşında diyelim kızım var. Bir hırkası var. O hırkayı alıp elimize biraz bir 10 santim kadar bir örgüyü başlamalıyız. Oradan ölçmeliyiz. Sonra bu çalışmayı o ölçüye göre yapmalıyız. Yani kendilerine olan hırka üzerinden biz ilmek sayısını bulmalıyız. Peki bunun sayılarını veriyor muyuz? Bunu verelim sonra. Şunu yaptıktan sonra hepsini verelim. Hayır, bunun sayılarını verelim. Sosyal medyada da verelim. Resim çekebilirler. Hepsi hazır. Mı? Gerçekten veririz. Buna göre de hesaplayabilirsin. 10 artabilirsiniz yaşa göre. Ama 10 santimlik bir şey örüp evdeki hırkaya şöyle yapacaksınız. 10 santimlik bir şey. Şurada peçete. 10. Evet, 10, 20,
Öyle. 20. Evet. Böyle böyle yapmanız lazım. 10 santimlik bir parça çocuğunuzun hırkasının neresine geliyor? Kaç tane gidiyor ondan? O zaman ilmeğinizi o şekilde kendinize de aynı şeyi yapın. Tabii çünkü 5 evet. yaşında çok zayıf çocuk var, 5 yaşında toplu çocuk var. Biz ilmek sayısı veremeyiz, bilemeyiz. Tamam, buyurun. Evet, şimdi yukarıdan üstten örüyoruz bu 3 boyutlu çiçekleri. Şöyle zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim diyelim. Böyle batıyorum. Şöyle. Yine 1, 2, 3, 4. Böyle batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3. Şöyle tığımı değiştireyim. Tabii ok tığı biraz kalın geldi. Şöyle 3 numaralı tığı kullanıyorum. Böyle çiçek oluşturuyorum zincirlerle. İkisini bir alıyorum. 1, 2, 3, 4. Böyle. Böyle. Yalnız çok pratik bir aklı şöyle, var bunun. Şöyle tomurcuk da. Gibi bir çiçek yapıyoruz. Evet. İlk etrafına yine bir sıra yapıyoruz. 3, 4. Böyle. Böyle bir çiçek yapıyoruz. Şöyle çiçekler oluşturuyoruz. Tabii kendi rengiyle olunca bu daha kibar duruyor. Şimdi görülsün diye biz farklı renk kullandık. Böyle şöyle batacak bir yerler buluyoruz. Hemen çiçeğin alt bölümünden şöyle. Şöyle yalnız yanlarından. Bunu yurt dışında falan yani herhalde uçar bunun fiyatı. O kadar güzel. Yapın hanımlar ve yapmayanlara sayfalarınızda sipariş alıyoruz, kabul ediyoruz gibi yazın. Biz sizin için yapıyoruz. Sizin güzel şeyleri yapmanız için yapıyoruz. Hakikaten çok güzel. Ben yani mesela bu bir kız bebek olacak olsa hani uğraşmam, yapan, çok güzel yapan hanımlar var. Onlara sipariş veririm böyle bir şeyi. Benim gibi bir sürü hanım var. Ya ben yapmama rağmen bana sıkılırım. Ama çok güzel olmuş. Çok. Böyle. Şöyle yapıyoruz. Bakayım. Zincir çekiyoruz, batıyoruz. Zincir çekiyoruz. Böyle döne yalnız döne döne şey döne. Söyleyeceğim. Ayrı bir renk de güzel, değişik. Tabii olur, oldu. Olur. Ayrı renkler. Şu öbür hırkanızı bir modeli onu görmek isteyenler olur. Bir kere daha açsak, göstersek şöyle kameraya. Siz yatırın oraya. Yaşar tamam, onu hiç kıpırdatmadan çeksin. Böyle bir de şapkası, şapkası var. Şapkası da var. Dergimizdeydi bu model bizim. Böyle şapkası da var. Şimdi bu hırka bütün örüldü mesela. Şunun şeyini bir gösterelim mi? Bunlar onu hırkanın kalıbı mı bu? Şimdi şunun üzerinden isterseniz bilgileri verelim. Bu tamam. Yazı bunun. 130 ilmek başlıyoruz şu bölümden. Şu bölümden bütün bir hırka bu böyle. Yanlarda dikişi yok. 130 ilmek başlıyoruz. Haroşa örgüyle örüyoruz. Haroşa kısmından söz ediyorsunuz. Evet, şuradan, yani bordürü sonra yapıyoruz sonra hanımlar. Yapıyoruz. Şimdi bunu böyle bütün başlıyoruz. Bütün. 130 ilmek. Sonra bunu 6 santim örüyoruz. Şuraya kadar 6 santim örüyoruz. 6 santim ördükten sonra 34 ilmek ön için, şurası için 34 ilmek, arka için 62 ilmek ayırıyoruz. Ön için yine 34 ilmek örgüyü bir ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra da örüyoruz. Şöyle renklen kol, renklen kol örüyoruz. 3 tane haroşa örüp burada kesme yapıyoruz. 3 haroşadan sonra kolu reglen kollu bu. Reglen kollu bu. Evet. Sonra 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Böyle parça parça örüyoruz. Bu şekilde bütün örgüyü örüyoruz. Bak 18... orada beyaz çalışmışlar üstünü sevgili izleyicilerimiz. Pembeye beyaz. Onun da havası bambaşka olmuş. Evet. Burada tabii kol takma. Kolu sonradan örüyoruz. Bu parçaları bütün örüyoruz ama kolları ayırıyoruz. Bu kolu ayrı ördükten sonra buraya dikiyoruz. Sonra yakası için örüyoruz. Yine şu alt bölüm için sonradan evet. Tığı takıp biraz önce yaptığım gibi. Kaç o zincirlerin arası örüyoruz. Oradaki? O zincirlerin arası hepsine beş, değiş. Hep beş. Hep beş zincir çek bat, beş zincir çek bat. Bu şekilde evet. Batıyoruz. Bu çünkü bunda yünümüz bir tık kalın. Onda ince. İnce onda mi bu? 6 tane çekiyoruz. 6 tane çekmişiz. Hı? 6 bunda. Tane. Bunda 5 onda tane 5 çekiyoruz. Çekmişiz. Böyle bunu örüyoruz. Yani zaten hanımlar istediği gibi bir hırka örebilir. Hani hepimiz hırka örmeyi biliyoruz. Ama burada, şu alt bordür. Alt bordür önemli olan. Böyle farklı yaptık. Ortalarına o çiçekleri yaptık. 3 boyutlu çiçekleri. Etrafına zincir işini çalıştık burada. Başka ne söyleyebiliriz burada? Şunları söyleyebiliriz.
şöyle resim alabilirler. Şunu şöyle bir resim çekeyim isterseniz. Resim evet, çekelim. Onu bir çekelim. Şöyle, oradan alıyorlar şeyi. Bu pembe hırkamız. Tülin Hanım, masaya yatırırsanız tamam, orada düz bir şekilde kameraman arkadaşıma. Bu pembe evet, hırkamız. Netleyecek şimdi ve güzel fotoğraf çekiyor izleyicilerimiz. Şu yelek ve hırkaları belki isteyebilirler. İlmek sayıları da içinde. Bunları da bir verelim isterseniz. Evet, onları da verelim. Şöyle. Yavaş, yavaş. Evet, buyurun Tülin Hanım. Bu ikinci sayfa. Bu battaniyemiz. Battaniye. Bu jilemiz. Parlıyor mu Erkan? Parlıyor birazcık. Bir dakika Erkan, bir dakika. Çıkışta parlamıyor mu? Evet. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi gayet güzel bir... Bunu zaten... sayfalarınızda da bu şeyleri yayınlayacaksınız. Evet, mutlaka oradan da takipte olun. Çok teşekkür ediyorum Tülin Hanım. Gerçekten yani şu çeyiz gibi yani o kadar güzel olmuş. Bir bebek gelecekse bir aileye bir hediye de yapılır. Kendiniz de torununuza, gelecek olan torununuza, yavrunuza örebilirsiniz. Bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Evet, Tülin Hanım çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kaçırmayın, şimdi ben giyiyorum üstüme şeyimi. Oh.